Sen sor. Evet, merhaba Sami. Merhaba. Şimdi bize özel burger miydi bu? Aynen. Ha, buraya ait özel bir burgermiş. Yani, bunu farklı kılan nedir acaba? Bunu farklı kılan A'dan Z'ye her şeyini kendim yapmam ve içerindeki malzemelerin tamamı bana ait. Lezzet geliştirmesini ben yaptım. Öyle mi? Hı-hı. İçerindeki sosların dengesi, her şeyi kendim geliştirdim ve 3-4 yıldır da gelişmeye devam ediyor. Evet. Peki müşteri memnuniyetiniz nasıl? Müşteri memnuniyetim. Olumsuz hiçbir yorum almadım. İş teklifleri falan aldığım oluyor bu burger için. Çok güzel. Evet. İçindeki et kısmı? Tamamen dana etinden. Dana et. Dananın özel bölgelerinden alıyoruz. Anladım. En iyi kaliteyi tutturmak için. Çok güzel. Yağ oranı önemli. Bu şekilde. Ellerinize sağlık diyelim. Afiyet olsun tamam. Şimdi. Sağ olun. Senin sormasını bir şey var. Ben bir şey soracağım. Buyurun. Yani bu dediğince kendim geliştirdim. Evet. Bu işle ilgili bir eğitim tarafı ben var mı? Ben gastronom mezunum. Kıbrıs'ta. Diyecektim. Ben duydum demin de vurgulayalım diye evet. Soruyorum. Evet. Gastronomi mezunum. Dolayısıyla... Gastronomi neyle ilgiliydi? Yemek ve kültürün birleşimini inceleyen bir bilim dalı gibi bir şey aslında. Öyle mi? Ama daha çok mutfak kısmıyla ilgileniyor. Yani üretim amacıyla. Astrolojiyle alakası yok değil mi? Yok. Yok. O yedikten sonra. Anladım. Gastronomi. Evet. Şimdi yani şey sormayalım. Bir midede bir gaz oluşuyor. Nasıl yapacağız falan öyle bir soruya muhatap değil. Size özel değil mi bu? Sadece siz özel. Evet, başka bir yerde bulamayız. Başka bir yerde bu tarifi bu şekilde bulamazsınız. Yani bulamayız. İçindeki karamelize soğanın bile malzemeleri bana ait. Yani tariflerde hiç denk gelmedim, görmedim de tatmadım. O zaman bu lezzeti tatmak isteyenler nereye gelsin? İskilip, şimdilik Çatalkara ama sonrasında yerimiz değişebilir. Takipte kalmaları lazım. Tamam. Sayfamız, Instagram sayfamız var. Çatalkara alt tire konar diye. Tamam. Bu şekilde inşallah. Bekleriz. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdilik. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi burada pizza da üretiyoruz herhalde. Evet. Ne tür veya neli pizzalar üretiyoruz? Karışık pizzamız var. Sebzeli var, tavuklu var, köfteli var. Tavuklu. Köftesi, yani bütün içindeki her şeyi, soslarını falan yine biz üretiyoruz. Pizzanın kendin tabanını, hamurunu bu şekilde. İskilip'in yöresel ürünlerini kullanarak, bölgeden alışveriş yaparak. Hı. Kendimiz az yine değil mi ürünler? Aynen. Hı. Şunun özelliği bu karışık olan mıydı? Aynen bu karışık olan. Ne var içerisinde? İçinde sucuğumuz, salamımız var. Et grubundan. Haricen biber kullanıyoruz. İsteyen olursa mantar, mısır, zeytin falan da ekleyin. Karışık bu şekilde yapılıyor. Kullanabiliyoruz. Şuradaki ürün? O margarita pizza. Sadece domates kullanıyoruz üstünde. Peynir. Pizza sosu, peynir, domates var. Hı. Yani İtalyan usulü gibi oluyor. Aynen. Hı, yine bu kendinize has değil mi? Bunlarda tabii. Başka bir yerde bulma şansları yok diyelim. Yani pizza standart tarifler vardır ama malzeme önemli. Hani kullandığınız sarımsak, kullandığınız salçanın nereden geldiği, zeytinyağı ya da zeytinyağı kullanılıyor mu o bile önemli yani. Şu an piyasa biraz değişik olduğu için fiyatlardan dolayı malzeme kalitesi çok önemsenmiyor yani. Hı. Yine tatmak isteyen kişiler evet, burada. İsmimi vereyim ben Hüseyin Alpsar. Beni sorarsanız gösterirler. Evet, İskilip'te tanınan birisi. Evet. Ben de kendilerini tanıyorum. Teşekkür ediyoruz. Bize rica ederim. Bilgilendirdiğiniz için. Buyurun beraber de yiyebiliriz. Çok sağ olun.